Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşen Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, anlaşmazlıkların sürdüğünü ancak AB ve Çin'in pek çok önemli konuda birlikte çalışması ve AB-Çin insan hakları diyaloğunun yeniden başlatılması gerektiğine işaret etti. Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada bu kapsamda Uygur Özerk Bölgesi ve Hong Kong'daki durumunda görüşüldüğü aktarılırken, Borrell'in Tayvan'la ilgili AB'nin tek Çin politikasına vurgu yaptığı paylaşıldı. Ukrayna Bakanlar Kurulu, Kırım'ın kurtarılması ve yeniden entegrasyonu strateji eylem planını kabul etti. Interfax, Ukrayna'nın haberine göre hükümet toplantısında konuşan Başbakan, kabul edilen dokümanın Kırım'ın geri dönüşü için kapsamlı bir yol haritası olacağını kaydetti. Uluslararası Kalkınma Araştırma Laboratuvarı Aydata'nın hazırladığı rapora göre Çin Devlet Bankaları ve Başkan Xi Jinping'in büyük yatırım hamlesi olan kuşak ve yol girişimi kapsamında hükümetler ve şirketler yapılan şeffaf olmayan anlaşmaların düznelerce düşük gelirli hükümeti öngöremedikleri borçlara boğduğu anlaşıldı. Çalışmada eksik bildirilen bu borçların yaklaşık 385 milyar dolar değerinde olduğu bulundu. Washington Post gazetesine yer alan habere göre video paylaşım sitesi YouTube tüm aşı karşıtı içeriği engelleyecek ve COVID-19'un ötesine geçerek kızamık ve suç içeriği gibi diğer aşıları hedef alan içeriklere de izin vermeyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde bir araya geldi. Görüşme sonrası Putin, görüşme çok yararlı ve önemliydi derken, Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, mevkidaşım Putin'le verimli bir görüşme yaparak Soçi'den ayrıldık ifadelerini kullandı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Kosova'ya gitti. Ursula von der Leyen dün Arnavutluk ve Kuzey Makedonya, bugün de Kosova'yı ziyaret etti. Kosova ile Sırbistan arasındaki araçların sınır geçişiyle ilgili kriz hakkında konuşan Leyen, tansiyonun düşürülmesi çok önemli mesajı verdi. Çekya'nın başkenti Prag'daki havalimanında yapılan kontrol sırasında uyuşturucu kaçakçısı olduğu tespit edilen ve İspanya'dan gelen yolcunun midesinden yaklaşık 1,5 kilogram kokain çıktı.